Siz saraydan mı kaçtınız? Sen kaçırdın değil mi bunları saraydan? He? Beni sorarım. Tutkun nerede? Sarayda. Ama keyfi pek yerinde, merak etmeyesin. Sanırsın küne olmak için doğmuş. Sen tutkunu sarayda bir başına mı bıraktın? Sizin kaçtığınızı öğrenirlerse öldürürler onu. Buraya basıp bizi de öldürürler. Onu bizi Gök Saray'a köle bırakmadan önce düşünecektim. Nasıl? Yakışmış mı Gök Damgası? Sen boynunda Gök Damgası taşıyabilirsin Akkız. Ama hala benim uyruğumsun. Akkız. Öfkeni anlarım. Gönül komanı anlarım. Ama baş kaldırmanı anlamam. Baş kaldırdığım için mi dağın onurunu düşünürüm? Dağın onuru. Göğün hain bildiği, bacın tılsım bikemle. Baban Toygar Hanım'ın onuru. Tamga'yı tanır mısın? Bu. Babamın tamgasına benzer. Dağ tamgasına benzer. Kısım ikemize boz bir güvercinle gelmiş. Biz güvercin kullanmayız ki. Biz şahin kullanırız. Başka biri yollamış bu bitiyi. Gökten biri. Tılsım bikemizle Toygar Hanım'ıza oyun kurdu. Senin eline nereden geçti bu bitik? Biri var değil mi? Sarayda bize yardım eden biri var. Göçlü biri. Kim o Akkız? Beni sorguda kurtarıp size yalan söyleten kim? Bu bitikleri sana veren kim? Toygar Hanım'ımızın tamgasını bana ver. Bunun sahte olduğunu kanıtlayayım. Veremem. Babamın tamgasını kılıcıyla birlikte kurganına gömdük. Göğün burayı basması yakındır. Gidip kurgan mı açacaksın? İzin vermiyorum. Gökler, gelmeden dönerim. Yaman, Sırma, siz yine de burada kalıp obayı koruyun. Ya beni öldür ya da dağın onurunu kurtarmama izin ver. Tilbe. Sen de burada kal. Gün ata. Biz kurganı açmadan önce ayine başla. Atamın ruhundan izin iste. Olmaz öyle şey. İzin mizin istemem. Ataların ruhu rahatsız edilmez. Kazamazsınız. Atalarımız için kazarız. Toygar Hanım'ımızla tılsım bitemizin onuru için. Rahat uyumalarım önemli. Onuruyla uyumalarım. Kazma kürek getirin. Tilbe, atım hazırlansın.
daha basmaya gerek yok demiştim. İki kadını yalnız yakalamak her zaman savaştan daha iyidir. Hadi!